Herkese merhaba, ben Ayşe Nur Altan, kanalıma hoş geldiniz. Ramazan'a geldik, gelmek üzereyiz elhamdülillah. Ben de çok heyecanlıyım, eminim birçoğunuz siz de benim gibi Ramazan'ı bekliyorsunuz, hazırlıklar yapıyorsunuz ve benden de sıkça istiyorsunuz Ramazan hazırlıklarıyla ilgili videolar yapın, Ramazan tarifleri paylaşın diye. Yıllar içerisinde birçok aslında arşivimde birikmiş Ramazan menüleri olsun, sahur tarifleri olsun, hepsi var. Ana sayfada özellikle sizler için playlistler oluşturdum. Tekrar ana sayfama göz atarsanız YouTube kanalımda onları görebilirsiniz, tavsiye ederim. Ramazan özel hazırlayacağım serilerden ilk bölümde sizler için 5 tane pratik hamur işi tarifi seçtim. Zaman tasarrufu, pratiklik ve yine de tabii ki lezzetli olması ve ekonomik tarifler olması her zaman dikkat ettiğim şeylerden biri. Ramazan ayında da bence bu önemli. Çok fazla mutfakta zaman geçirmek istemezsiniz diye düşünüyorum. Aşırıya kaçmamak gerek hiçbir şeyde. Ramazan'ın özünde de aslında olması gereken bu. İnşallah buna uymaya çalışacağız. Sizin için seçtiğim ilk tarif bazlama. Bazlama gerçekten hem fırın gerektirmeyen bir tarif. Tavada yapabiliyorsunuz. Birkaç püf noktasıyla birlikte yumuşacık bazlamalarınızı hem iftarda hem de sahurda. Üstelik taze taze derin dondurucuya saklayıp istediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Aslında birbirine benzer farklı tarifler de var. İçerisinde sodalı olan tarif vermiştim. Gerçekten çok güzel bir yapı kazandırıyor. Ama sütle de bunu yapabilirsiniz. Yaş maya kullanılabilir. Eğer en güzel gerçekten yaş maya da performans veriyor. Ama yoksa elinizde kuru mayayla da yapabilirsiniz. Mutlaka denemenizi tavsiye edeceğim tariflerden biri. İnşallah yanlış söylemiyorsam sağ üstten tıklayarak tarifi izleyebilirsiniz. Gelelim ikinci tarifimize. Ramazan deyince akla gelen ilk şeylerden biri şüphesiz ki Ramazan pidesi diye birçok haberlerde şimdi duyulur. Tabii ki şu anda Türkiye'de yaşıyorsanız Ramazan pidesi her yerde hazırlıkları var. Gidip alabiliyorsunuz tabii kuyruğa dayanırsanız. Taze taze olmasını istediğiniz için ama onun yerine alternatif olarak evde de yapabilirsiniz. Benim tarifimde ben geçen sene ATV kanalında da sağ olsun benden rica etmişlerdi ve onlara da yapmıştım. O tarifi de yine birlikte ATV çekimleri, haber çekimleriyle beraber izleyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir Ramazan pidesi ve yine oldukça basit bazlamaya benzer bir yöntemle kısa sürede hazırlayabilirsiniz. Ayrıca Ramazan pidesine ek olarak size haşhaşlı Ramazan pidesi tarifimi de öneriyorum. Kat kat, kıyır kıyır böyle katmanları haşhaşla beraber adeta tahinli çörek tadında ama her türlü kahvaltı lezzetleriyle çok güzel giden bir tarif olmuştu. Onu da yapmanızı öneriyorum. Yine onun da linkini hem buraya hem de video altına ekleyeceğim. Üçüncü tarif olarak sahurda da hazırlayabileceğiniz pratik gözleme tarifini seçtim. Bunu da ben yine evet elde açma en güzeli. Ben de Kastamonluyum. Etli ekmek olarak mantarlısı da çok lezzetli olur. Yufkayla hemen hemen yakın lezzeti yakalayabiliyorsunuz gözlemede. Ve bu da yine işimizi çok kolaylaştırıyor. Sahurda istediğiniz herhangi bir içi akşamdan hazırlayıp hemen pratik bir şekilde şekillendirip tavada önlü arkalı pişiriyorsunuz. Çay demlenene kadar hazır olur. Bence gidebilecek çok güzel pratik lezzetlerden biri. Sizin için seçtiğim dördüncü tarifte tabii ki börek. Yine her çeşit börek sahurda olsun. Eğer benim gibi kahvaltı etmeyi tercih ediyorsanız iftarda da çok güzel gidiyor. Yemeklerin arkasından da veriliyor ama biz daha çok çorba ve börekle iftarı hafif geçiştirmeye çalışıyoruz. Bunun içinde sizin için 5 tane yufkayla hazırladığım en çok sevdiğim çıtır buzluğa da koyabilirsiniz, hazır da yapabilirsiniz. Pratik tariflerden seçtiğim bir video hazırlamıştım. Onu da yine sağ üstte tıklayıp izleyebilirsiniz. En pratiğinden yufkayla yapılabilecek börek tarifleri de gerçekten Ramazan'da çok güzel gidecektir. Son olarak şöyle bir tarif seçtim. Her ne kadar yenmemesi gerekir diyen uzmanlarımız bulunsa da başımızın tacı ekmek her zaman sofrada bulunuyor. Ve bence sevdiklerinizi yapabileceğiniz en güzel tariflerden biri de evde kendi ekmeğinizi hazırlamanız. Özellikle ekşi mayalı yaptığınız zaman bunu lezzeti anlatılmaz yaşanır diyebilirim.
bir sefer alıştığınız zaman çok güzel ekmekler yapıyorsunuz ve bir daha dışarıdan aldığınız hazır mayalı ekmeklerin tadını gerçekten damak tadınız artık almıyor. Özellikle uzun süre dayanması, sağlıklı olması. Ekşi mayanın şöyle bir özelliği de var. Unu ve içerisindeki diğer malzemeleri bizi vücudumuza sağlıklı hale dönüştürüyor. Zararlıyken faydalı hale getiriyor. O uzun mayalama süreciyle beraber, probiyotiklerle birlikte biz hem Ramazan için hem de diğer zamanlarda yapabileceğiniz en güzel şey hamur işi, ekşi mayalı ekmeğinizi yapmanız. Bunu da adım adım yakın zamanda videosunu paylaştım sıfırdan nasıl yapabileceğinizi. Eğer konu komşuda varsa hemen kaçırmayın, gidin alın derim ve oradan da başlayabilirsiniz. Bunu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Siz de fikirlerinizi yazın. Ramazan'da siz en çok nasıl hamur işleri yapıyorsunuz veya sormak istediğiniz şeyler varsa aşağıya yorum bırakabilirsiniz. İnşallah bu formatı beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı beklerim. Farklı yemek menüleri, tarifler gelmeye devam edecek. Takipte kalın ve haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirim ziline basmayı unutmayın. Şimdiden Ramazan ayınız mübarek olsun. Yeni tariflerde inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın.